Selam arkadaşlar, yeni bir eğitim videosuyla tekrardan birlikteyiz. Bu dersimizde Adobe Illustrator 15. bölümünü anlatıyoruz. Bu bölümde temel olarak Adobe Illustrator'da en çok kullanılan iki farklı aracı göstereceğim ve bu iki farklı araçtan 4 veya 5 farklı logo tasarımı yapacağız. Sırf izleyin diye söylemiyorum ama Adobe Illustrator'daki en önemli iki aracı göstereceğim. Artık gerisi size kalmış. Çünkü Adobe Illustrator'ı ne kadar bilirseniz bilin, amatör veya ileri seviye muhakkak tasarım yaparken veya da logo çizerken bu iki aracı gerçekten kullanıyorsunuz. Ben de bu her iki aracı basit bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Derse geçmeden önce kanalımıza abone olarak, beğenerek ve yorum yaparak destek olabilirsiniz. Burada A4 boyutunda bir sayfa açıyorum create diyerek. Şimdi iki farklı araçtan örnek tasarımlar yapmadan önce iki farklı aracın kullanımını basit bir şekilde göstereceğim. Buradan şekillerden gördüğümüz üzere dairemizi çizdik değil mi? Tamamdır. Daha sonra alta basıp kopyasını alıyoruz bu şekilde. Çünkü bir objeye bastığımız zaman, alt tuşuna bastığınız zaman, sağa çektiğiniz zaman veya istediğiniz yöne otomatikman onu kopyalıyor. Veyahut da Ctrl C, Ctrl V diyerek de kopyalıyor. Ama bir şey fark ettiniz mi? Ctrl V dediğiniz zaman otomatikman farklı yere kopyalıyor. O yüzden bunu siliyorum. Mesela bunu sildik ya. Ctrl C, Ctrl V yapıyoruz. Bakın ne oldu? Farklı yöne kopyaladı. Ama Ctrl F dersem eğer direkt üstüne kopyalamış oluyor. Böylelikle de işimizi daha kolay yapmış olacağız. Şimdi bunu kopyaladığı nesneyi sağa doğru çekiyorum. Şimdi araçlar menüsüne geliyoruz. Sizki büyük ihtimal çift böyle şerit olabilir. Benimki tek fark etmiyor. Zaten ikonun şekli bu. Buraya geldiğiniz zaman Shape Builder Tool diye bir aracımız var. Bu araç çok güzel bir araç. Gerçekten çok güzel bir araç. Yani logo tasarım araçlarından olmazsa olmaz araçlarından biri. Şimdi bu aracı etkin kullanmak için önce objeleri seçmek lazım her ikisini. Seçtikten sonra buraya geliyoruz. Bir kere tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra bakın üzerlerine geldiğimiz zaman böyle tırtırlı şeyler oluyor. Bir şey fark ettiniz mi? Mesela buraya geldim. Kesişen alanların içerisini baz alıyor. Mesela buraya geldik. Buralar boş ya bakın buralar. Sonra buraya geldik. Bak buralar kesişiyor. İç böyle kalıp gibi. Sonra buraya geliyoruz. Demek ki buradan mesela Paint Finder. Mesela bunlar var ya. Bu araçlara çok benziyor. Mesela normalde biz bunun içinden silmek için ne yapmak lazım? Her ikisini seçiyoruz. Paint Finder'dan buraya tıkladığımız zaman bakın ne oldu? Elma gibi yardı. Ama bu araç da hemen hemen bu işe yarar ama biraz daha pratik. Her ikisini seçtik. Shape Builder'ı aldık. Alt tuşuna bastığımız zaman eksi diyor. Yani bu şekilde üstünden geçtiğimiz zaman otomatikman siliyor. Zaten hiçbir yere basmadığımız zaman otomatikman artıdır. Üstünden komple böyle seçtiğimiz zaman bakın ne oldu? Hepsini birleştirmiş oldu. Veya da alt tuşuna bastık. Buraya bastık bir kere. Bakın ne oldu? Bunu otomatikman bu şekilde. Bunun kullanımı basitçe bu şekilde. Tabii ben bunu videonun ilerleyen dakikalarında logo tasarım yaparken daha da iyi kavrayacaksınız. Hemen bir daire daha seçelim. Hemen buradan bir tane dairemizi aldık. Daha sonra Ctrl C diyorum. Ctrl F diyorum. Kopyaladım mı? Hemen Shift Alt'a basarak orantılı bir şekilde büyüttüm. Şimdi ben otomatikman bu dairenin içinde aynı daireden orantılı bir şekilde 5 tane olmasını istiyorum. Ne yapmam lazım? Yine Ctrl C, Ctrl F yapıp bu şekilde küçültmem mi lazım? Bu zaman kaybı hiç gerek yok. Hemen geliyoruz size ikinci aracı göstermeye. Neydi? Bunları silelim. Bunun içini bir kere boş yapalım. Yani failini tıklayıp çizgiye basalım. Bakın benim bu araçlar burada. Size büyük ihtimalle bu yukarıda görünür. Veyahut da burada fark etmez. Zaten aynı şey. Stroke. Bakın bunun içi boş. Bunu buraya alalım da görünsün. Şimdi bunun içi boş değil mi? Tamamdır. Ctrl C dedim mi? Tamam. Ctrl F üstüne yapıştırdı. Shift ve Alt'a basıp orantılı bir şekilde küçülttük mü? Tamamdır. İyi bakın. Şimdi buraya iyi bakın. Ne demiştik? Bunların aralarını dairesel olarak dolduracağız. Burada Illustrator çok kolay ve güzel bir araç vermiş. Hemen sol tarafta. Bakın Blend Tool diye bir araç. Tıklıyorsunuz. Farklı işleri de var ama kafanız karışmasın. Ya bu aracın farklı özellikleri de var ama ben sadece bu derste logo tasarım için özelliğini kullanacağım. O yüzden fazla aksiyona girmeyin. Sadece benim yaptıklarımı bu ders için öğrenin yeterli. İlerleyen derslerde farklı özelliklerini göstereceğim. Şimdi bir kere bu araca tıklıyoruz. Bakın. Blend Options diye ayarlar. Burada 11 var. Buraya tıkladığınız zaman bunun ortada olduğuna dikkat edin. Genelde sizde burada çıkar. Ben daha önceden ortaya aldığım için otomatikman ortada açmış. Şimdi bu diyelim 11 değil mi? Bu diyor kardeşim seçtiğin her iki obje arasına biz aynı objeye benzer 11 tane şekil koyacağız. Bu anlama geliyor. Ok diyoruz. Tamamdır. O zaman bakın böyle bir aracımız var. Bir kere buna tıklıyoruz. Diyoruz ki bu daireyle, bu küçük daireyle bu büyük daire arasına tak 11 tane çizgi ver. Orantılı. Bakın bu kadar basit. Şimdi diyeceksin admin iyi güzel hoş da bu 11 çok fazla ya. Bunu biz 5 tane yapalım. Bunun da formülü var yine. Buraya tıklıyoruz. İyi bakın. Buraya geldik mi?
5 yap. Ok de. Bitti mi? Bitmedi. Niye? Çünkü biz bunun üstünü seçmemiştik. Tekrardan bunu seçiyoruz. Çift tıklıyoruz. Buraya geliyoruz. 5 yapıyoruz. Ok diyoruz. Bakın ne oldu? Otomatikman 5 oldu. Peki bu şekilde kullanılabilir mi? Tabii ki de hayır. Neden? Biz bu işlemi yaptıktan sonra objekte gelip expand yapıyoruz. Expand yaptığımız zaman ne oldu? Hepsini object, fill, stroke yani hepsini obje yapıyor. Obje yaptıktan sonra ne oldu? Böyle gruplamış bir şekilde bize veriyor. Sağ tıklıyoruz daha sonra. On grup dediğimiz zaman bakın hepsini buradan seçebiliyoruz. Daha sonra bunları buraya alalım. Mesela küçük bir örnek göstereceğim. Alt ve Shift'e basıp bunların hepsini seçip Alt ve Shift'e basıp buraya doğru getirdik mi? Bakın sağa doğru getirdiğiniz zaman hemen insert diye merkez diyor. Tak bırakın. Tamamdır. Buraya geldik. Tekrardan ilk gösterdiğim araca alın. Bakın ne oldu? Mesela normaldeyken böyle basıyorduk. Değil mi? Bakın sizlere güzel bir logo tasarım aracı sunmuş oldu. Bakın gördünüz mü? Bakın bu şekilde seçebiliyoruz. Daha sonra bunları aradan çıkartmak için ne yapacağız? Genelde böyle seçiyoruz da bazen böyle tıkalı kalıyor. Seçtik mi seçmedik mi? Hepsini seçiyorum. İçine dolduruyorum. Daha sonra buraya geliyorum. 1. Shift'e basıp kopyalıyorum. Al sana. Profesyonel minimalist logo. Mantık bu. Tabii siz daha sonra ders atmış. Şunların içinde farklı şeyler var. Onu da yapabilirsiniz. Şimdi bu her iki aracı ve kullanımını öğrenmeniz için basit bir örnekti. Gelelim işin can alıcı noktalarına logo tasarım yapalım. 4-5 farklı. Hepsini delete'e bastık. Şimdi üçgenimizi alıyoruz. Star'a bastık. Bir kere ortaya bastık mı tamamdır. 3 yaptık. Enter dedik bize bir üçgen verdi gördüğünüz üzere. Bunu Shift'e basıp döndürelim orantılı bir şekilde. Shift'e bastığınız zaman mesela normal döndürdüğünüz zaman bakın böyle sayısal ama Shift'e bastığınız zaman böyle 45 derecesel döndürebiliyor. Otomatikman işimizi daha kolaylaştırıyor. Bunun içini boşaltalım. Şimdi biz daireyi içe doğru nasıl yaptığını öğrenmiştik değil mi? Ctrl C, Ctrl F diyoruz. Buraya doğru indirdik. Tamam bunu biraz aşağı indirelim. Şimdi bu mod bunda pek çalışmıyor. Nasıl mı? Her ikisini seçtik. Buraya geldik. Bir kere buna tıkladık. Bir kere buna tıkladık. Seçtim seçtim ama böyle biraz düzensiz. Hani sıkıntı abi. Bak ölçüsüz buralar karışık marışık. Bakın burada ya. Hemen buradan sağ tıklıyoruz. Line'ı seçiyoruz bir kere. Shift'e basıp orantılı bir şekilde aşağı indiriyoruz. Daha sonra Shift alta basıp bir kere buraya getirdiğimiz zaman bunun tekrarını Ctrl D'ye basarak yapabiliriz. Bu işlemin tekrarını bakın. Bu işlemin tekrarını yapabiliriz. Ama mesela şunu da yapabilirsin. Bunu sildin ya ortaları. Bu her ikisinin arasını yine bununla da doldurabilirsin. Bir kere bas. Sonra bir kere buraya bas. Bakın ne oldu? Doldu. Sayıları eksik mi buldu? Tıkla buraya. 5. Bunu böyle yukarı doğru yap. Farenin orta yuvarlayana. Bak ne oldu? Sana 10 numara bir şekil vermiş oldu. Mesela 20 yapalım. Ok dedik mi tamamdır. Şimdi biz bunu bu şekilde kullanamayız. Bunu object'e basıp expand yapıp file, stroke hepsini ok diyoruz. Şimdi bu şekilde işimize yarar. Şimdi bunu biz sola doğru döndüreceğiz. Değil mi? Böyle döndürüp bu üçgenin paralellerine getirmemiz lazım. Ama bunun için buradayken iyi bakın. Buradayken hemen yukarıda transform. Bunu biz 300 yapalım. 300 yaptığımız zaman otomatikman bakın aynı izaya denk gelmiş oluyor. Yani bunun ölçüsü 300. Yani siz ekstra aksiyona girmeyin. Ölçüsü neydi biz ne yapalım? 300 yazmanız buraya. Bakın ikon bu. 300 yazmanız bunu otomatikman bu şekilde eğecektir. Ctrl C, Ctrl F diyoruz. Ne oldu? Üstüne kopyaladık. Hemen yukarıda ikonlar var. Burada rotate, regulate tool var. Bir kere tıklayın. İkon bu. Çift tıkladığımız zaman bakın burada yukarıda vertikal var. Buraya tıkladığımız zaman otomatikman onun tersini yapıyor. Ve ok diyoruz. Bakın gördünüz mü? Şimdi bu her ikisini seçip böyle alt shift'e basıp sağa doğru kopyasını alacağım. Niye? Niye? Çünkü bu altıgen olacak. Bu da üçgen. Şimdi buraya geldiğimiz zaman bakın. Yukarıda bir üçgen formu oluştu değil mi? Evet. Biz hemen altına bir çizgi yaptığımız zaman otomatikman bunu sağlamış olacağız. Hemen yine buradan line tool'u alıp bir kere buranın üstüne geldiğimiz zaman bakın hemen zaten geldiğin zaman söylüyor. Hemen sola doğru çekelim. Veyahut da geldiğin zaman sağa doğru çek. Bak bu kadar basit. Şimdi bu aşağıları kullanmayabiliriz. Bakın burası bizim işimizi görecek. Üçgensel bir logo yaptığımız zaman birazdan göreceksiniz. Şimdi ben bunu yukarı doğru ayırıyorum. Bu bizim burada kalsın.
Daha sonra bunu sola doğru çekiyorum. Bunu siliyorum. Buna da biz altıgen yapacağız. Altıgen nasıl olacak? Hemen gösteriyorum. Biz bunları kopyaladık ya. İyi bakın. Yine Ctrl-C, Ctrl-F diyorum. Yine kopyaladım. Tekrardan buraya geliyorum. Çift tıklıyorum. Vertikal. Bakın. Arrange olacak. Bu yine 300 olacak. Bunlar olmayacak. Angle olacak. Burası 300 olacak. Ok dediğiniz zaman bakın. Dikine bir şekilde paralel yaptı. Bu da bizim neyimiz oldu? Altıgen. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Bu da altıgen grid. Bunu da hemen buraya alıyoruz. Ettim 2 tane. Hemen daireye gelelim. Sağ tıklayın. Elips tool. Bir kere seçtik mi? Tamamdır. İyi bakın. Daha sonra Ctrl-C, Ctrl-F diyoruz. Bunu küçültüyoruz. Buraya kadar tamamdır. Şimdi bu araları doldurma için farklı teknikler de var. Ama ben kafanız karışmasın. Hani hiç aksiyona gerek yok. O değişimizi görüyor. Her ikisini seçin. Buraya tıkladığınız zaman bir kere buna, bir kere de buna tıklıyoruz. Bakın işimizi gördü. Ama bu biraz az oldu sayılar. Bunu ben örnek veriyorum. 9 olsun. Ok diyorum. Daha sonra buraya gelip bunu ben sağa doğru orantılı bir şekilde shift'e bastım. Bakın bu şekilde kopyaladım. Daha sonra bunu da alıp bir kopyasını buraya alalım. Şimdi bununla daha işimiz var. Buraya gelelim. Şimdi buradan üstten bir çizgi vuracağız alta doğru. Hemen sağa tıklayıp line tool'u alıp üste geldiğimiz zaman bakın zaten izah veriyor. Hemen sağa doğru çekin. Bunu bu şekilde böyle biraz orantılı bir şekilde shift'e basarak büyütün, genişletin. Tamamdır. Daha sonra bunu alın buraya. İyi bakın. Bunu aşağı doğru shift'e basıp orantılı bir şekilde buraya bırakın. Bıraktığınız zaman izalı oluyor. Daha sonra tekrardan blend mode'u alın. Bir kere buna tıklayın. Bir kere de buna tıkladığınız zaman ne oldu? Araları doldu ama tam böyle izalı olmadı. Tekrardan çift tıklıyoruz. Bunu biz ne yapmıştık? 9 mu? Tekrardan 9 yaptığımız zaman bakın ne oldu? Otomatikmen izalamış oldu. Yani biz buradan logo tasarımı yaparken işimize gayet yarayacak. Bunu da alalım buraya. Daha sonra bunu tekrardan seçip alt shift'e basıp buraya doğru getiriyorum. Alt shift'e değil pardon ya alta bastım. Bakın tekrardan aldık ya. İyi bakın bunu biraz alta indirelim. Alt ve shift'e basıp orantılı bir şekilde yukarı doğru götürelim. İyi bakın götürdük. Tak. Böyle bir pembe çizgi gördünüz. Tamamdır. Buraya aldık. Kaç tane gridimiz oldu? Vay be bayağı yaptık ha. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane gridimiz oldu. Hemen bunu Ctrl-C, Ctrl-F yapalım. Bunun değerini buradan 300 yapalım. Ctrl-C, Ctrl-F diyorum. Bunu da eksi 300 yapalım. Tamamdır. Bu da işimizi görür. Vay be 3 tane, 4 tane dedim. 5 tane çıktı. 1, 2, 3, 4, 5. 6 tane çıktı. Bakın 6 tane grid. Şimdi gelelim yavaş yavaş logomuzları yapalım. İlkini böyle seçiyoruz. Aşağı doğru getirdik. İyi bakın. Biz buna expand yapmış mıydık? Kontrol edelim. Expand olmasına dikkat edin. Ok diyoruz. Sağa tıklıyoruz. On group. Eğer expand yapmazsanız shape tool aracı işe yaramaz. Tekrardan buraya geliyoruz. Birinci işlemimizi yapalım. Bu aracı kullanmak için hepsinin seçili olmasına dikkat edin. Gelin buraya. Bakın hiçbir yere basmayın. Zaten üstünde artı var. Alta basarsanız da eksi. Bu genelde simetrik olduğu için dikkat edin. Mesela buradan hemen bu üstten alalım. Bu şekilde. Üstünden geçtiğimiz zaman iyi bakın. Burayı bütün bir parça yapıyor. Buraya geldik. Bakın bütün bir parça yaptı. Gördünüz mü? İşimizi kolaylaştırdı. Daha sonra buradan yukarıya doğru bu şekilde bütün bir parça yaptı. Buraları da bu şekilde alın. Dikkat edin. Böyle hatalar olmasın. Aldık mı? Tamamdır. Daha sonra buradan bir şeyler çizin. Mesela bakın. Bu kavisini ne güzel veriyor. Daha sonra buraya gelin. Simetrik olduğu için dediğim gibi her iki tarafı da yaparken ölçülü yapın. Hani dikkat edin mesela. Daha sonra buradan alalım. Buradan alalım. Bakın sadece o araca bastım. Altıya falan bas. Alt tuşuna falan basmadım. Daha sonra mesela buradan yukarıyı da seçelim ki kavisli olsun. Bu şekilde. Bu şekilde de bir
Gördünüz mü? Ortada bir şekil çıktı. Ha, bu aracın nimetleri mesela. Bu ikonun nimetleri. Sonra buraya tıklayın. Tamamdır. Bunun için mesela bir de buradan alalım bir tane. Tamamdır. Şimdi bu araç için arkadaşlar iyi bakın. Şimdi bu buraya kadar bitti. Bakın ortada bir şeklimiz çıktı. Peki bunu nasıl çıkartacağız? Tekrardan üstüne gelip buralara bastığınız zaman çıkıyor. Ama bazen tıklıyorsunuz yanlış yere alıyor, kafanız karışıyor ya. Bunu hızlı bir şekilde çıkarmanın yolu hepsini böyle seçin. İçine bir dolgu, renk verin. Daha sonra buraya basın, shift'e basın, orantılı buraya basın, shift'e basın. Bunu alın ve buradan çıkartın. Bakın daha sonra bunu bu şekilde renklendirin. Gördüğünüz üzere bu şekilde bir logo tasarımı olmuş oldu. Tabii dediğim gibi bu derste logoların şekillerini nasıl çizeriz bunu gösterdiğim için siz otomatikman programı öğrenmiş oluyorsunuz. İleride daha ileri videolarda profesyonel tasarım nasıl yapılır bunlara da girdiğim zaman o öğrendiğiniz bilgileri logo tasarım çizme bilgisinde birleştirdiğiniz zaman tasarımcı olarak iş yapabileceksiniz. Daha sonra bunu aldık, buraya getirdik. İyi bakın, bunda da şöyle bir şey yapalım. Bunda da mesela bunu expand yapmak lazım. Object, expand yaptık. Ok dedik, tamamdır. Buraya seçiyoruz. Sağ tıklayıp 10 grup yapmanıza da gerek yok bu işlemi yapmanız için. Zaten olanak sağlıyor. Tekrardan buraya tıklıyoruz, iyi bakın. Mesela buradan alalım. Bu da bu şekilde olsun. İyi bakın. Sağ tıklıyoruz, 10 grup diyoruz. Buraya gelip kırmızı yapıyoruz. Daha sonra üstüne bir kere basıp Alt ve Shift'e basıp orantılı bir şekilde çıkartıyoruz buradan. Daha sonra çift tıklıyoruz. Bu şekilde. Ctrl C, Ctrl F diyerek de bunu alabilirsiniz. Hemen bunları da yukarı alalım. Alalım bu şekilde. Mesela bunun kopyasını alalım. Ne olur ne olmaz diye bu yedekte bulunsun. Buraya geldik. Mesela biz buraya ne yapalım? Şimdi bayağı çok olduğu için arkadaşlar bu diğer her iki gridi de hızlandırılmış çekeceğim ki anladığınızı düşünüyorum. Sonra video sonunda bu logoların kalınlaştırıp incelteceğiz. Video uzun oldu biliyorum, farkındayım ama kusura bakmayın. Tamamdır arkadaşlar. Tekrardan buna gelip file'den kontrol veriyoruz. Hemen shift'e basıp bak gruplu ya, sağ tıklıyoruz, on grup diyoruz. Buradan alıyoruz. Gördüğünüz üzere logomuz burada. En son bu kaldı. Bunu alıyoruz. Object, expand.
Logolarımızı aşağı doğru getirdik. Aşağı doğru getirdik bu şekilde. Tamamdır. Hepsine siyah renk verelim. Gördüğünüz üzere farklı farklı logo tasarım, minimalist logo tasarımları olmuş oldu. Şimdi bunlar siz diyelim kalınlaştırmak istiyorsunuz. Bir tanesini de deneyeceğim. Bunu diyelim inceliğini beğenmediniz, kalınlaştırmak istiyorsunuz. Stroke ayarına gelip buradan siyah yapıyorsunuz. Kalın yapıp kalın yaptıktan sonra bakın logomuz kalın olmuş oldu. Daha sonra bunu böyle seçip Object Expand diyoruz. Daha sonra ise Paint ve Inner'dan buraya basıyoruz. Bu şekilde olmuş oldu. Mesela bu da biraz ince. Buna siyah kalınlık verelim. Object Expand. Tamamdır. Bak sonra Paint ve Inner'dan birleşmiş oldu. Verebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde. Bunun hala kontürü açık, kapatıyorum. Tamamdır. Bakın bu şekilde logo tasarımlarımız olmuş oldu arkadaşlar. Bu derste bunları öğrendik. Ders biraz uzun sürdü, kusura bakmayın. Çünkü gördüğünüz üzere 6 farklı ızgaralar kullanarak logo tasarımı yaptık. Umarım dersi beğendiniz. Bu ve buna benzer profesyonel tasarım derslerinin gelmesi için lütfen kanalıma abone olun ve beğendiyseniz yorum yapın. Teşekkür edin. Önerilere çıkalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere.